Buradan ayrılalım artık. İyisin değil mi? Acıyor mu çok? Çok mu üzüldün canım acıdı diye? Üzüldüm tabii. Niye üzülmeyeyim ki? Üzülme, iyiyim ben. Mavi, enişten senin kazandığın parayı alıyor mu hala? Alacak tabii, ne yapacak? El alemin kızına bedava bakacak hali yok ya. Ya niye çekiyorsun anlamadım ya. Gidip annenlerle yaşasana. Benim evim şu sokakta hemen. Daha fazla gelme sen de. Teyzenleri görmeyecek miyim? Niye göreceksin ki? Ne bileyim ben, tanışırdık. Ha oldu. Elin adamlarıyla mı mektuplaşıyorsun sen diye bir de sopa atsınlar bana senin yüzünden. Sopa mı? Dövüyorlar mı seni? Hem de çok fena. Böyle sabah akşam dayak atıyorlar bana. Hatta biliyor musun bir keresinde böyle teyzem uykusuna uyanıp kız ben seni bugün dövmediydim deyip bir tane patlatmıştı yüzüme. Durup dururken. Nasıl ya? Bunlar ne biçim insanlar? Sen burada niye yaşıyorsun anlamadım yani. Ya hani sen amma saftiriksin ya. Niye? Allah aşkına nasıl inanırsın böyle bir şeye? Kim uykusuna uyanıp birini döver? Nereden bileyim ben seni tanımıyorum ki. Her söylediğine inanıyorum. Öyle herkese inanma. Hatta bana bile güvenme. Hadi ben kaçtım. Mavi, biraz daha kalsın. Kalamam çünkü akşama işim var, Gürcü gelecek. Telefonunu vermedin. Telefonu da almak lazım. Yani aramak için. Görücü mü? Ne görücüsü ya? Mavi! Mavi! Bu görücü işi nereden çıktı ya? Bir şey mi dediniz? Yok sana demedim amca. Olamaz ya. Bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Şoföre söyler misiniz ineceğim burada? Bu saatte taksi bulamazsınız. Otobüslerde durmaz. Olsun sen söyle dursun. Ben bir yolunu bulurum. Olur beyefendi. Teşekkürler. Enişteni cinlendirme akşam akşam. Tamam. Tamam teyze geliyorum. Önce şu üstümü değiştireyim ama yağ koktu ya. Koluna ne oldu kız? Önemli bir şey yok. İş yerindeyken kapıya çarptım. Ya, burası da değil.
Hangi şerefsiz o taş atan? Mahallenin çocuklarıdır Hasan. Geç otur. Evet. Niye attın? Bana bak. O sakallı çocuğa mı istiyorlar seni? Evet. Hayır diyeceksin değil mi? Niye hayır diyecekmişim? Parmakada sigortalı işim var. Hem benim de yaşım geçiyor artık. Belki başka bir kısmetin vardır. Hani nerede? Ben. Sen mi? Niye? Beğenemedin mi? Yok, ondan değil de. Yani... Sonuçta sen mektubun ucunda bir adamsın. Hem annen sana çoktan başka bir kız bulmuştur. Ya bırak şimdi annemi falan. Sen benimle evlensene. Gerçekten mi? Gerçekten. Bak yıllardır zaten mektuplaşıyoruz. Yani birbirimizi tanıdık. Bana senden daha yakın hiç kimse yok ki. Annem beni istemez ki. Fakirim. Anam yok, babam yok. Yani yok sayılır. Olsun. Sen gel benimle. Gidelim memlekete. Ya orada annesini fişteklerse? Ya sözünden cayarsan? Mavi, ben sözü bir kere veririm. Niye inanacakmışım ki ben sana? O zaman evlenip gidelim. Nasıl yani? Hemen mi? Bak ben ne yapayım biliyor musun? Gideyim eniştenden isteyeyim seni. Tamam mı? Hadi dur, dur. Ne yapıyorsun? Öyle eniştem hapis yapmış adama kız vermez. Ne yapacağız o zaman? Hemen evleneceğiz. Böyle kaçar gibi kimse hiçbir şey söylemeden. Tamam. Tamam. Neredeydin kız? Çöp atmaya çıktım enişte. Yavrum seni ne zaman evlendireceğiz? Yok mu bir isteyenin falan? Yok vallahi Sebahat teyze. Hem önce bir Erkan abim evlensin de sırayla. Erkan abi sen de nişanlını getirmedin. Arkadaşının kınası vardı. Selam söyledi. Sağ olsun. Sen de selamlarımızı iletirsin. Aleyküm selam. Sizin işiniz de hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. İnşallah. Hadi bakalım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.